Bidar Sultan her şeyi öğrendiyse, hünkârımızın öğrenmesi de an meselesidir. Başımızı açtığın derde bak Hatice. Biriniz nefsini, biriniz de dilini tutamadı. Bidar Sultan her şeyi biliyor sanmıştım. Ablama bağışlasın diye yanına gitmiştim. Sizin yüzünüzden hepimiz yanacağız. Farkında mısınız? Ben malumatınız olmadığını söylerim. Onlar da inanırlar. Kızım, senin sözüne artık kimse itimat etmez. Seniham, Bidar Sultan'ın konuşmasına engel olup bu işten kurtulmanın tek çaresi var. Neymiş o? Hatice'yi evlendireceğiz. Derhal. Vasfi Efendi ile. Hayır! Ben evlenemem. Hatice'm tamam. Ben evlenemem Vasfi Efendi ile. Assınlar gerekirse beni. Assınlar, ben evlenemem. Evladım, sadece seni assalar iyi. Mahmut. Yalan mı Seniham? Vaziyeti bilip sustuğun, göz yumduğun için sana da madalyamı takacaklar sanıyorsun. En iyi ihtimalle sürgün yeriz hepimiz. İstediğin bu mu Hatice? Senin yüzünden hepimizin zarar görmesi mi? Seniham, derhal Bidar kadınla konuş. Hatice Sultan'ın kızının saadetine artık mani olmayacağını, zira Vasfi Efendi ile ivedilikle evleneceğini söyle. Hayır. Sultanım. Hayır. Mahmut, seninle dışarıda biraz konuşalım mı? Mahmut gelir misin? Yalan mı Seniham? Vallahi hepimiz sürgün yiyeceğiz. Tamam Mahmut, tamam. Sus artık. Ben yapamam. Ben evlenemem. Vasfi ile evlenemem. Ben Kemalettin'i seviyorum. Hayırdır? Burada ne işiniz var Kemalettin Efendi? Hatice'yi görmem gerek. Hala mı paşam? Yapmayın ne olur. İyi değilsiniz de zaten. Asıl şimdi onun yanında olmam lazım. Madem Bidar Sultan öğrendi, herkes öğrenecek. Artık kimseden kaçmak, saklanmak yok. Kemalettin Efendi, siz resmen delirmişsiniz. Buna müsaade edemem. Lütfen bir daha kapımıza gelmeyiniz. Mahmut Paşa, Hatice'yi görmeden hiçbir yere gidemem. Olmaz dedim. Hatice. Mahmut, ne yapacağız şimdi? Onun buraya geldiğini öğrenirlerse bizi yaşatmazlar. Hiç kimse bir şey öğrenemeyecek Seniham. Hiç kimse bir şey öğrenemeyecek. Sen Kahya'ya haber ver, bana yardım etsin. Ben onu saraya götüreceğim. O Fehime'ye de söyle Hatice'ye mukayyet olsun. Sen de bir an evvel Bidar Sultan'a git. Kahya'yı çağır, hadi çabuk. Tamam, hadi. Ah be paşam, ah be paşam. Kemalettin. Oğlumun durumu nasıl? Bu vaziyette ayağa kalkmamalıydı. Dikişleri açılmış. Enfeksiyon kapmış olabilir. Yüksek ateş var. Mahmut Paşa. Kendisi geldi kapıma dayandı. Resmen delirmiş gibiydi. Sizden ricam Gazi Osman Paşa'm, evladınızı zapt etmeniz. Aksi takdirde hepimiz yanacağız. Benim Kemalettin'le konuşmam lazım. O muhakkak bir yolunu bulur. Beni buraya hapsettiler. Nefes alamıyorum. Ben boğuluyorum. Abla. Abla dur, yapma. Yine kendine zarar vereceksin. Benim Kemalettin'le görüşmem lazım. Benim Kemalettin'i bulmam lazım. Hadi abla,
Al biraz su iç. Halam seni kurtarmak için saraya Bidar Sultan'ın yanına gitti. Dua edelim de onu ikna etmeyi başarsın. Vasfi Efendi zaten dünden razı. Eğer hünkârımız münasip görürse Hatice ile hemen nikahlarını kıyarız. Bu mesele de burada kapanmış olur. Bu kadar basit öyle mi? Vasfi Efendi'ye söylediniz mi zevcisinin gönlünün Kemalettin Paşa'da olduğunu? Bakalım gerçeği öğrendiği zaman da bu kadar heves edecek mi Hatice Sultan'la evlenmeye? Bidar Sultan, hepimiz gençken hatalar yaptık. Gönlümüz yanlış kişilere düştü. Hatice de evlendikten sonra muhakkak ki kocasının kıymetini bilecek ve mazisine de bir perde çekecektir. Benim gönlüm her zaman hünkârımızdaydı. Sizin vaziyetiniz değişik olabilir Seniha Sultan. Lakin siz susmakla çok büyük bir hata yaptınız. Hatice'ye arka çıkmış oldunuz. Benim maziyle ilgili yapabilecek emin olun hiçbir şeyim yok artık. Mühim olan bundan sonrası. Hem hünkârımızın canını sıkmayalım, hem de Naime Sultanımızı üzmeyelim. Siz madem hünkârımız ve Naime'yi bu kadar düşünüyordunuz, neden bu münasebete göz yumdunuz? Ortaya çıkmayacak mı zannediyordunuz? Er ya da geç, bütün gerçekler ortaya çıkıyor Seniha Sultan. Bakın görüyorsunuz işte. Bu rüsvalığa sizin gibi sessiz kalıp hünkârımıza mahcup olmaya niyetim yok benim. Ayrıca Naime de bir yalanın içinde mutluluk yaşamaktansa eminim gerçeğin kederini tercih edecektir.